Herkese esenlikler. Bugün de yine daha önce konuştuklarımız, şamanizm bağlamında konuştuklarımız konular bağlamında türeyiş efsanelerin üzerinde duralım istedik. Bu türeyiş efsanelerinden biri de Kuzey Altay'da çok tanınmış Sovyet Türkologlarından Birenkova tarafından kaydedilmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Avcılarla ilgili. Şamanlıkta avcılık önemli ve avcılık bağlamında da birçok ritüel mevcuttur. İşte biz de bugün şamanlıktaki bu türeyiş, yani halkların ve dillerin türeyişi konusunda bir efsane iyi anlatacağız kısaca. Bu efsane, söz konusu bu efsane çok fazla Türkoloji aleminde bilinmiyor. O yüzden hem böylece bu ünlü Türk bilimcisini hem de onun kaydetmiş olduğu ve Sibirya'nın yerlisi olan Türklerin şaman mitolojisinin bir parçası olan bu efsaneyi de tekrar anımsayalım istedik ve sizlere de anlatalım istedik. İşte bu efsaneye göre halkların ve dillerin türeyişi efsanesine göre Kuzey Altay'da kaydedilmiştir. Bir avcı yaşıyormuş bir köyde ve bir atı varmış. Atını da çok seviyormuş ve biliyorsunuz efsanelerde insanlar ve hayvanlar arasında çok fazla ayrımcılık yapılmıyor. Nitekim ayrımcılığın yapılmamasına ilişkin şamanizmde en büyük kanıtlardan biri de hayvanlarla insanların iletişim kurabilmesidir. Burada bazen kişi dili denir. Bazen de kişi sıfatı eklenmez, belirtilmez. Dolayısıyla hangi dilde iletişim kurulduğu da belirgin bir şekilde tanımlanmaz. İşte bu bir gün bir kurt gelir, börü gelir ve ata saldırır ve atı öldürür. At öldükten sonra sahibi çok üzülür ve kurdu öldürmeye karar verir. Bekler ve ona pusu kurar. Tam da onu vurmak üzereyken kurt ona döner ve der ki dur avcı beni vurma. Meşhur bir türküdeki sözler gibi. Avcı da tam vurmak üzereyken eli titrer ve vurmaz. Bunun üzerine börü avcıya der ki sen beni vurma ama beni takip et. İşte bu sözlerden sonra avcı da hem merak da var. Kurdun peşine düşer ve onu takip eder ta ki dağlık ormanlara kadar ulaşıncaya. Dağlık ormanlar dediğin zaman tayga anlamına gelir. İşte taygaya ulaştığı zaman yine bir süre kurdu takip eder. Fakat bir zaman sonra kurt izni kaybettirir ve avcımız da onu gözden yitirir. Yani bulamaz. Sağa gider, sola gider, ileri gider, geri gider. Ama bir türlü göremez börüyü. Bu sefer avcı kişi üzülür. Yani diyor ki hem atımı kaybettim, hem kurdu da öç almak anlamında öldüremedim. Hem onun sözlerine kandım, zamanımı kaybettim, bu taygaya kadar geldim ve burada onu kaybettim. De en azından bari evimize dönüş yolunu bulalım. Bu ormanın içinde, dağlık ormanın içinde kaybolup bu dünyadan gitmeyelim diye düşünürken avcımız birden düz bir yerde kapılar açılır ve kapı açıldığı zaman bir ses onu davet eder. İşte buyur içeri gir şeklinde. Avcı o açılan kapıların içeri girdiği zaman dağın içindeki evin içine
girdiği zaman orada deminki Börü'yü görür. Meğer Börü dediğimiz kahraman, kurt dediğimiz kahraman dağ efendisiymiş. Yani dağ tanrısı da diyebiliriz. Dağ sahip ruhu da diyebiliriz. Yani kısaca dağın efendisi ya da Taygan'ın efendisi de diyebiliriz. İşte o onu karşılar ve der ki, madem sen benim hayatımı bağışladın, o zaman benden istediğini dile avcı der. Avcı da tabii heyecanlanır, etrafına bakınırken birden gözü kapının önünde yatan böyle küçücük çelimsiz bir köpeğe takılır. Tam oraya bakarken dağ efendisi ona tekrar soruyor. Avcı da bunun üzerine köpeği işaret eder. İşte bana hiçbir şey lazım değil, gerekli değil. Ben en azından bu köpeği alayım. İşte avda yardımcı olur, işte evde yardımcı olur, evi korur, bekler vesaire şeklinde açıklamalarda bulunurken bu sefer dağ yesi insana bakıyor, gülümsüyor. Köpeğe bakıyor, ağlıyor. Yani o da belli ki çok üzülmüştür. Fakat yapacak bir şey yok. Yani gelen misafir hem de borçlu olduğu bir konuk hediyesini seçmiş. Dilediğini, istediğini dilemiş. Ve bunun üzerine o köpeği verir dağ yesi, yani börü, kurt avcıya. Ama o ayrılmadan önce onu tembihle. Der ki, yolunuz çok uzun köyünüze kadar. Yolda giderken sakın ola köpeği dövmeye kalkma der. İşte vedalaşıyorlar ve kurt işte dağın içinde kalıyor. Yani dağ yesi, dağ efendisi dağın içinde kalıyor. Ona işte minnetlerini sunup yola çıkan da avcı köyünü arayarak bir şekilde o tayganın içinden ilerliyor. İşte az mı uz mu gidince bir bakıyor köpek yorulmaya başlıyor. Bu sefer tabii anlam veremiyor. Niye köpek yoruluyor? Ama yine de yufka yürekli olduğu için avcı bu köpeği omuzuna atıyor ve bu şekilde köye kadar götürüyor. Çok da yoruluyor tabii bunun neticesinde. Eve ulaşır ulaşmaz evin içinde köpeği bırakır. Kendisi de uykuya dalar. Fakat sabah uyandığı zaman bir bakar çok lezzetli, çok Hakasya tatkınlığı diyorlar. Çok lezzetli yerine tatkın diyorlar. Yani çok lezzetli anlamında ama tabii Türkçe bir kavramla karşılıyorlar. Hakas Türkleri bu kavramı. Tatlı var, o da tatlı anlamına gelir. Tabii bunlar kısa şeyler ama birçok birbirinden güzel yemeklerin olduğunu görür, çok şaşırır. Tam da karnı acıkmış, karnını doyurur ve tekrar uykuya yatar. Çok yorgun çünkü. Ama tam yatacağım derken diyor ki avcı, ben uyumayayım ama uyuyormuş gibi yapayım. En azından kimdir diye anlamak adına böyle bir hileye başvuruyor. Ve az mı çok mu bekliyor, sabaha karşı tam şafak vaktinde yemeklerin yine hazır olduğunu fark ediyor. Bu sefer ayağa kalkıyor, işte evin o yemeklerin hazırlandığı kısma geçtiği zaman orada işte tam olarak ay ve güneş gibi parıldayan güzel bir kızı görüyor. Çok şaşırıyor avcı kişi ve ama hemen davranıyor ve davrandığı zaman köpeğin o yerde yatan postunu alıyor ve ateşe atıyor. Hani herhalde kadın onunla kalmasını istiyor kadının ve daha sonra evleniyorlar onlar ve orada yaşamaya başlıyorlar.
mutlu bir şekilde işte esenlik ve birlik içerisinde yaşamaya başlıyorlar. Ve bu iki çiftten daha iyisinin kızıymış meğer bu köpek. Ama tabii köpek dediğimiz zaman şunu da unutmamamız lazım. Hakas destanlarında ya da şaman mitolojisinde bazen kaçınma geleneği de kendini belli eder. Dolayısıyla börüye direkt börü dememek için böyle kaçınma yoluna gidilir. İşte köpek denir, işte canavar denir vesaire vesaire. Kögüdür denir, haskır denir. Farklı farklı isimler kullanılmaya çalışılır. İşte kısaca bu kahramanımız da dağ yiyesinin kızıymış ve köyden giden Altay'ın yerlisi, Altayların yani Güney Sibirya'nın yerlisi olan bu avcı ile beraber yaşamaya başlıyorlar ve bunların 77 tane çocuğu oluyor. Bu 77 tane çocuk büyüyünce 77 dağ yaşamak üzere, yurt tutmak üzere dağılıyor. Ve bunlardan daha sonra dünya üzerinde 77 farklı dili konuşan 77 halk türüyor. Böyle ilginç bir efsane var. Türeyişle ilgili, dillerin ortaya çıkışıyla ilgili, halkların ortaya çıkışıyla ilgili. Aslında bu destana baktığımız zaman, bu efsaneye baktığımız zaman eski Türk dönemindeki börüyle, dişi kurtla, aşinayla ilgili. Daha sonra işte Altaylar'da Verbitski tarafından, Radlov tarafından, Hakas Türkleri arasında, Katanov tarafından kaydedilen efsanelerle, türeyiş efsaneleriyle aşağı yukarı birebir olmazsa bile hatta büyük ne diyorlar içerik farkına rağmen örtüştüğünü de görebiliyoruz. İşte bu günde, bu bölümümüzde de böyle pek bilinmeyen ama şamanlık araştırmaları bakımından ve şaman mitolojisi bakımından ve dolayısıyla dünya kültürü bakımından bilinmesi önemli olan bir Türk türeyiş efsanesini paylaşalım istedik. Yine herkese çok teşekkür ediyoruz, bizi desteklediğiniz için, izlediğiniz için. Bizimle beraber kalın, sağlıcakla kalın, esenlikler, saygılar, iyi akşamlar.